Avusturya'da Alp Dağları'nın eteklerinde yer alan çok eski bir manastırın içinde kurulmuş olan Edmund Abbey Manastırı Kütüphanesi yer alıyor. Manastır dünyanın en eski manastırı. İçindeki kütüphane ise 1776 yılında inşa edilmiş. Kütüphane de dünyanın ikinci büyük kütüphanesi. Söylendiğine göre 700 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor. Bu gördüğünüz aydınlık ise tamamen doğal çünkü Barok mimarisindeki bu binanın üst tarafına 48 tane pencere monte edilmiş. Böylelikle doğal ışıkla aydınlanıyor. Bu da onun en önemli özelliklerinden biri. Dilerim burayı da ziyaret etme şansınız olabilir. Bugünkü kitabım ise çok özel bir şairden, Küçük İskender'den. Kırık Kadeh Sineması iftiharla sunar diyor Küçük İskender. Bu bir şiir kitabı değil. Rakı ve çilingir sofrası üzerinden Küçük İskender'in yazılarına, hikayelerine ait bir derleme. Küçük İskender'i bu videolardan birine başlatmak istedim bu kitapla ama sık sık onun kitaplarına değineceğim. Çünkü benim için çok çok özel bir insan. Kendimi çok şanslı görüyorum. Onu tanıyan birçok insan gibi. Çünkü hayatının son 2-3 senesini Bodrum'da geçirdi. Buraya yerleşmişti. Onunla ilk tanıştığımda Gümüşlük Akademisi'ndeki atölyesine gittim. Öyle tanıştım. Bir günlük bir atölyeydi. Benim için yaşamımın en büyülü günlerinden biriydi. Atölye bittiğinde 3 ay sonra tekrarı olacaktı. Kendisine gidip dedim ki ben 3 ay sonra bu atölyeye tekrar katılmak istiyorum. Çünkü bu büyülü günü tekrar yaşamak istiyorum. Çok mahcup oldu ve dedi ki ama dedi sıkılırsın aynı program var. Nasıl olabilir dedim. Yani bir şairin atölyesinde nasıl sıkılabilirim sizin gibi bir şairin. Aradan 3 ay geçti. Atölyesine gittiğimde atölye programı yenilenmişti. Sadece benim için. Bir kişi sıkılmasın diye atölye programını değiştirecek kadar zarif bir insan, zarif bir şair. Ben onun dünyaya bir şiirin bir dizesinden düştüğünü düşünüyorum. Hep sık sık söylediğim gibi şair olunmaz, şair doğulur. Şiirin kendisi olmuş insanlardan biri o. Kitaplarını okumasanız da, hiç şiirini bilmeseniz de, onun yanına gittiğinizde şiiri hissedersiniz. Onun bulunduğu ortamdan buram buram şiir yayılır etrafa. Bu kitabı da hikayelerden ve yazılarından oluşmasına rağmen baştan sona muhteşem bir şiirin içinde ilerliyormuşsunuz gibi. Üstelik nasıl? Küçük İskender'in olduğu bir çilingir sofrasına oturuyorsunuz. Elinizde rakı kadehleri, onları tokuşturuyorsunuz. Bu masada daha kimler var biliyor musunuz? Orhan Veli var mesela tahmin edeceğiniz gibi. Edip Cansever var. Cem Yılmaz da geliyor buraya. Öztürk Serengil de geliyor. Türkan Şoray da geliyor. Bir bakıyorsunuz Dostoyevski konuk olmuş. Bir bakıyorsunuz filmlerden sahneler geliyor. Mesela Jim Jarmusch'un Café and Cigarette diye bir filmi vardır. Karelerle süslü. Oradan Jim Jarmusch bize kadeh kaldırıyor. Bence bu kitabı herkes okumalı. Çünkü bambaşka mesajlar veriyor bize. Sevginin, dostluğun, kardeşliğin. Bir yerinde diyor ki kitapta, dünya bu kadar küstahlaşmamıştı diyor biz bu masalara oturmadan önce. Belki bu masaya oturduğumuzda o küstahlığı biraz daha yenebiliriz diye düşünüyorum. Kadınları anlatıyor mesela bazı yazılarda. Birinde diyor ki kadının ayak bilekleri bir çift rakı kadehidir bazen. Küçük İskender'in kitaplarında kadın olmak bambaşka bir şey. Bence siz de gelin bu masaya oturun. Küçük İskender'le ve onun masasındakilerle birlikte rakı için. Arkada sanat müziği çalıyor. Tahmin edeceğiniz gibi kim söylüyor? Zeki Müller. Kırık Kadeh Sineması iftiharını sunar. İyi ki varsın Küçük İskender. Kitabın son bölümünde şöyle diyor Küçük İskender. Kadehimdeki buz tadında seviyorum sizi. Eriyene, hayat eritene kadar. O buzlar hiç erimiyor. Biz çünkü sürekli tazeliyoruz Küçük İskender. Bu sevgi hiç bitmeyecek yani.
İyi ki varsın, iyi ki bizim şairimiz oldun, iyi ki seni tanıdım. Ne kedisiz, ne kitapsız, ne şiirsiz, bu kitapla birlikte ne rakısız kalın diyorum. Hoşça kalın.